Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. LGS'ye son 4 ay kaldı. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bu ayları çok iyi değerlendirerek bu aylar için yapacağımız 4 önemli taktikle netlerimizi artırabilir, matematikteki sıkıntılarımızı halledebilir ve LGS'de çok güzel bir sonuç elde edebiliriz arkadaşlar. Sizlerden gelen sorular çok değerli. Öğrencilerimizden biri demiş ki, hocam ben konuları bilmeme rağmen denemelerde matematikteki soruları yapamıyorum, ne yapmalıyım? Arkadaşlar dikkatle dinleyin, matematik netlerinizi artıracak çok önemli taktikler veriyorum. Birincisi, matematikte arkadaşlar sizlere verilen süre bir soru için 2 dakika. Yani 20 soru için toplam 40 dakika süreniz var. Fakat şu anda bu süreden daha fazla süre vererek denemeler çözebilirsiniz. Yani şunu kastediyorum. Siz denemeye giriyorsunuz, denemeden çıktığınızda bir bakıyorsunuz. Örnek veriyorum, matematikte 8 net yapmışım. Ama sonrasında eve gittiğinizde bazı sorulara bakıyorsunuz ki 9'da yapabilirmişim, 10'da, 11'de, 12'de. Esasla ben 14, 15'de kadar çıkabilirmişim. O zaman benim hakkım esas 15 ama süre yetmediği için, dikkatli göremediğim için sınav stresiyle kaçırıyorum. Yani konuları bilmeme rağmen bazı soruları denemede yapamıyorum. O zaman yapmanız gereken şu arkadaşlar. Öncelikle matematik denemeleri çözerken, matematik soruları çözerken süresiz çözüyorsunuz. Neden? Çünkü diyeceksiniz ki kardeşim ben sayısal 2023'ü aldım. Buradaki 20 soruya normalde bana 40 dakika süre veriliyor ama ben buna 80 dakika süre veriyorum. Bakalım kaç net yapacağım? Diyelim ki 16 net yaptınız. O zaman diyeceksiniz ki evet ben esasında 16 net yapabiliyorum. Belki 17, belki 18 yapacağım. Belki 20 nete çıkacağım. Yani şunu demek istiyorum. Beyniniz esasında size süre verilirse çok yüksek netlere ulaşabileceğinizi görüyor. Ve ardından başka denemelerde de bunu uyguluyorsunuz. Veyahut da diyelim ki problem bankasından soru çözüyorsunuz. Buradaki soruları çözerken diyorsunuz ki burada ben 20 soru çözeceğim. Bu 20 soruya gerektiğinden daha fazla süre vereceğim. Ve orada hep 20'lik dilimlerde yüksek netler yaptığınızı görerek moral ve motivasyonunuzu artırıyorsunuz. Ardından da bu süresiz denemelerden sonra beyniniz olumlu düşünüyor ve gerçek sınavlara girdiğinizde de ilerideki denemelerde daha hızlı, daha dikkatli çözerek ben zaten 16-17'leri görebiliyordum, 13-14'leri görebiliyordum. Bilmiyorum şu anki netleriniz nedir onu bilmiyorum ama kendinizden daha yüksek netler yapabileceğinize inanarak sınavda yüksek başarıyı elde ediyorsunuz arkadaşlar. İkinci taktiğimiz ise mutlaka çıkmış soruları çözüyorsunuz. Neden? Çünkü LGS sorularını hazırlayan hocalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli hocalar ve ölçme değerlendirmede görevli hocalar. Bu hocalar yeni sorular hazırlarken mutlaka kazanımlara ve geçmiş yıllardaki sorulara bakarak havuzdan sorular seçiyorlar. Dolayısıyla esasında 2023'e gelen bir soru, 2022'de ya da 2021'de ya da 2020'de bilmiyoruz, herhangi bir sene gelmeyen veya değiştirilmesi gereken sorulardan biri olabiliyor. Soruları hazırlarken mutlaka geçmiş yıllardaki sorulara bakıyorlar. Siz niye hazırlanırken geçmiş yıllardaki soruları çok iyi bilmiyorsunuz? O yüzden mutlaka matematikte geçmiş yıllardaki soruları çok iyi bilmeniz lazım. O soruyu değiştirebilirler, takla attırabilirler, seçeneklerinin rakamlarını artırabilirler. Bu şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Üçüncüsü ve en önemlisi arkadaşlar, temelden yavaş yavaş başlamanız gerekiyor. Yani matematikte karekökli ifadelerde böyle bir soruyu çözmeniz için öncelikle bunun adımlarıyla başlamanız gerekiyor. Yani temelde buradaki kareköklüyü soran ama ardından da biraz daha zorlaşan, hemen pat diye zorlaşmayan, hemen bir andaki LGS soru tarzına çıkmayan sorularla ilerleyip temel, orta, zora ilerlemeniz gerekiyor. Bunu yapmanız için de tabii ki en önemli şey sabretmek arkadaşlar. Matematik Problem Bankası'nda biz sabırlı bir şekilde netlerini artırmak isteyen öğrencilerimize tüm konularda süper sorular hazırladık. Naime Yıldırım isimli bir öğrencimize demiş ki, hocam şu an 460 puanlardayım. LGS'ye kadar 15-20 puan artırabilir miyim? Kesinlikle artırabilirsin Naime. Bu dediğimiz taktikleri uygularsan, denemelerden önce motivasyonunu en yüksek seviyede tutarsan ve doğru yayınlarla, doğru sorularla çalışırsan zaten senin netlerin artacak. Bak, çıkmış sorular en değerlisi arkadaşlar. Biz tamamen tabii ki çıkmış sorulara göre mükemmel kitaplar hazırlıyoruz. Ancak bunu da itiraf etmeliyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruları kesinlikle ve kesinlikle ilk başta iyi bir şekilde çözülmesi gereken sorular. Bu soruları çözdükten sonra yine bizim gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye edebileceğimiz Zoru Bankası'ndan, tüm derslerden sorular çözebilirsiniz veya başka kitaplarımızdan. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bu soruları mutlaka çözmelisiniz arkadaşlar. Bazı öğrenciler görüyorum, hocam ben son haftalara bırakıyorum, deneme halinde çözeceğim. Tamam ama ya yanlış soru tarzına kendini odaklarsan, ya matematikteki, fendeki bazı kavramları, kazanımları kaçırırsan, o yüzden mutlaka çıkmış soruları tamamlıyoruz. Ardından da güvenimizi artıracak şekilde ilk başta süresiz denemeler çözüyoruz. Beynimiz bunu görüyor. Ardından da çok güzel sonuçlara ulaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, 2 Haziran 2024 LGS bizleri bekliyor. Şuna inanmanız lazım. Bizler görevlerimizi tamamladığımızda, bu aylarda çözmemiz gereken soruları çözdüğümüzde
hata oranımız azalacak. Yani şöyle düşünün. Bir konuyla alakalı örnek veriyorum. Fende mevsimler bekleyeyim. Bu konuyla alakalı sizin karşınıza gelebilecek esasında 10 tane soru tipi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siz konuyu öğrendiğinizde birinci soru tipini görüyorsunuz. Sonrasında bizim videolarımıza bakıyorsunuz. Sonra çıkmış sorulara bakıyorsunuz. Sonra işte örnek veriyorum tüm dersler soru bankasından çözüyorsunuz. Zoru bankasından çözüyorsunuz. Dinamo'dan farklı farklı yayınlardan çözüyorsunuz. Ve ardından da bu konuyla alakalı 10 soruda alt sıra yapabilecek seviyeye geliyorsunuz. Ama hala 4 tane boşluğunuz var. Denemelere giriyorsunuz. Bazen doğru yapıyorsunuz. Bazen yanlış. Bazen doğru bazen yanlış. Peki bunların tamamen doğru olması için ne yapmamız lazım? İşte buradaki gedikleri de kapatmamız lazım. Denemelerde yanlışımız çıkınca ilk tekrar kampında gördünüz. Hata yapınca hemen ana denemelerinde ne yapıyoruz? İlk tekrar soru bankasından sorular çözüyoruz. Buradaki delikleri de kapatıyorsunuz. Ve LGS'ye yaklaştıkça yani Mart, Nisan, Mayıs dedikçe son tekrarlarınızla birlikte artık tüm delikler kapanacak. Ve matematikte, fende, Türkçe'de, inkılapta, dinde, İngilizce'de bütün soruları inşallah çok güzel bir şekilde tamamlayacaksınız. Ve hayallerinize netlere ulaşacaksınız. Bizler Tonguç Akademi olarak kamplarımızla, kitaplarımızla, soru bankalarımızla en özgün haliyle LGS soru yakalayabilmek ve öğrencilere ben bu soruyu çözmüştüm. Aynısı tekrar sınavda çıktı dedirtmek için gece gündüz uğraşıyoruz. Sizler de bu 4 ayı çok iyi değerlendirin ve inşallah hayallerinizdeki liselere güzel güzel girin arkadaşlar. Ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.